Sıcak geceler gibi al beni kollarına bu gece. Gibi gibiyim, gibiyim, gibi gibiyim, gibi gibiyim, gibiyim. Bugünün parçası Gibi Gibiyim. Mi minör bemol 2, yani mi karar kürdi makamı. Mi fa sol la si do re mi. Mi ve fa'yı re telinden çalıyoruz. Sol la si do re mi aşağı doğru. Bu kürdi makam oluyor. Şarkının ritmi 2-4. 2-4'lük rumba ritim. A, ye, ye, a, ye. Bakın hızlı çalıyoruz biraz. 1-2, 1-2. A, ye, ye, a, ye. Mümkünse şu ilk a'dan sonraki kısmı alt tellerde çalarsanız daha vurgulu gelecektir. Düm tek te teke, düm tek teke. Yani üst taraf düm, alt taraf tek. Dümle başlayıp geri kalanı tek çalıyoruz. Elimizi ileri geri dans ettirirsek daha akıcı olacaktır. İkinci noktada bir boş el sallaması var. A boş. Bakın. Görüyorsunuz. A'dan sonra bir tane boş inişiniz olacak. Orijinal tonajı bu. Mi minör kürdi. Metronomumuz 108. 108'e ayarlayıp tempoyla çalışabilirsiniz. Girişteki ezgileriyle başlayacağız. Hepsini üşenmeden yazdım tek tek. Bu kısmı tamamen solo çalıyoruz. Sonra da bu kısımda da akorla rumba ritim iki tur yapıyoruz. Alt tarafta bir şey yok. Solo kısmında çarpı yazanlar susturma. Staccato, kesik çalım demek. Re telini baş parmağımızla çalacağız. P ile. Aşağıdaki sol telini I ile çalacağız. Baştaki melodiyi yavaş çalalım. Mi, sol, fa, sol, mi. Sondaki mi çaldığım gibi elimi koyarak susturuyorum. Mi, sol, fa, sol, mi. Yaptınız. Mi, sol, fa. Bir de fa'da susturma yapıyor. Sonra tekrar bir mi, sol, fa, sol, mi bir daha yapıyorum. Mi, sol, fa, sol, mi. O zaman birleştirelim. Mi, sol, fa, sol, mi. Mi, sol, fa. Mi, sol, fa, sol, mi. Solfejli. Mi, sol, fa, sol, mi. Mi, sol, fa. Mi, sol, fa, sol, mi. Bunu yapıyorsunuz. Sonra iki tur rumba ritim mi minörle. Dikebilirseniz birbirine güzel duyulur. İki tur istiyormuş bunu. Bir tur daha üstüne çalıyorsunuz. İki defa. Sonra aynısını aşağıda bir kez daha devam ettiriyor. Bakın yine aynı melodi. Mi sol fa sol mi. Mi sol fa. Mi sol fa sol mi. Bu sefer fa majora geçip bareli. İki turda fa yapıyoruz. Bir daha sonra. Sonuncu fa'ya tek vurursunuz. Bunu buraya yazma gereği duymadım. Tek vurup bu fa'nın şu son dört noktasında şunu çalacağız. Fa vurdunuz. Fa. Fa. Böyle gireceğiz bakın. Mi fa sol la. Hala solo çalıyorum. Re telini P parmağımla. Mi fa sol la. Si'de mi minör tutacağım bakın. Tam si notasında mi minör tut diyor. Si tutup arpej çevirebilirim. Si 1, 2, 3, 4. 4 arpej yaparsanız yavaş arpej. 8 arpej yaparsanız koşturursunuz. Sonra do si la sol alıyor bakın. İsterseniz hiç arpej yapmayın. Bekleyin. Burada şöyle bir şey yapmış. Fa'nın üzerine re minör. Re minörün olduğu yerde fa gelirse fa'nın üstü re telinde olduğu için zaten basta re'yi üst telden alıyoruz. La telinden serçe parmakla yüzük parmakla böyle çift çekerek fa ve re'yi tınlatabilirsiniz. Sadece iki nota tınlatıyoruz yani. Bunlar normalde alt taraf solo. Hızlı çalınan yerlerde normal. Basa bile gerek yok. İsterseniz hiç bas çalmadan böyle de çalabilirsiniz. İkinci bölümde de bu. Bakın girişten itibaren bir solfejle solo'yu alalım. Mi fa sol la si. Do si la sol fa. Mi fa sol la si. Do si la si la. Mi fa sol la si. Şimdi buradaki hızlı bağlamaları biraz çarpma çekmeyle alıyorum bakın. Değil mi? Mi'den fa'ya, sol'den la'ya çarparsanız daha akıcı duyulur. Do'dan si'ye çekiyorum. La'dan sol'e çekiyorum. Bir daha. Do si la si la. Mi fa sol la si. Do si la sol fa. Bir de aynı hareket. Mi fa sol la si 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 si. Do si la si la. Ne yapmış? Bakın üçer birimlik si'ler alıyor burada. Hani si si gibi üçlü üçlü düşünün. Si 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 si. Dört defa bunu yapıp do si la si la. Do'dan si'ye çektiriyorum. La'dan sonra si vurup tekrar la vuruyorum. Sonra ne yapıyor? Bakın la sol fa. La sol fa yapıp melodiye geçiyor. Akorları da tınlatmak istiyorsanız dolaşıyorum boş. Böyle ritim çevirebilirsiniz. Ne yapıyorum burada? Fa ile re arasında paslaşıyorum. Burada
burada artık ilhamınızı kullanacaksınız. Akorun içine kulağımla ritim yapıyorum. Gibi. Artık oraları süslemesi size bırakıyorum. Yani ben de doğaçlama yapıyorum. Aradaki boş kısımda basre ile la arasında git gel yaptım mesela. La solfa. Ne yapmış? La solfa'dan sonra mi alıyor. Bu kısmı da mümkünse şunları ikinci gitarın çalacağı akorlar olarak düşünün. Şu bölümü sadece solo olarak çalacağız. Yani burada öyle bir ezgi var ki hem hızlı hem susturmalar var. Üzerine bas koymak çok lezzetli olmayacaktır. La solfa'dan alıyorum solfejle. La solfa mi mi sol mi 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 sol mi fa fa solfa la solfa solfa mi fa. Şimdi buradaki şu çarpı olanlarda staccato kesiyoruz. Mi mi sol mi. Bakın mi mi sol mi 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 sol mi fa fa sol fa gibi. Bir daha alalım. La sol fa mi mi sol mi 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 sol mi fa fa sol fa la sol fa sol fa mi fa. Bu. Çekebildiğiniz, çarpabildiğiniz yerde çarpın. Elinizin el verdiği yerde. Onlar size kalmış. Burada ben la'dan sol'e çekiyorum mesela. Bir de en sonda mi'den fa'ya çarpıyorum. Hemen bunu yaptıktan sonra iki tur artık sözlü bölüme giriyor. Ümitsiz günlerimde kendimle avundum. Rumba ritmimle çalıyorum. Mi minör, re minör. İçimdeki her şeyi yitirdim. Seni buldum. Şimdi ben senin oluyormuş gibiyim. Re minörü çaldıktan sonra şurada iki çizgi. İki tur daha. Çalıyoruz. Sıcak geceler gibi al beni kollarına. Bu gece dokunsalar ağlayacak çocuk gibiyim. Melodi bu bakın. Bas da mi ile. İsterseniz burada hiç bas kullanmadan direkt de mi fa sol la si. Re teline P parmağı kullanarak. Re telin işareti biliyorsunuz şu nokta. Bunu gördüğünüz yerlerde P parmağıyla. Mi fa sol la si. Denizdeki dalgaların ucuna beni sal bu gece. Her yeni gün doğacak çocuk gibiyim. Sıcak geceler gibi al beni kollarına. Bu gece dokunsalar ağlayacak çocuk gibiyim. Denizdeki dalgaların ucuna beni sal bu gece. Her yeni gün doğacak çocuk gibiyim. Şimdi burada nereye geçeceğiz? Bakın ikinci yazıyor. İkinci turda yani bu tekrarın ikinci turunda burayı dolap gibi düşünün. Bu bölümü çalacağız. Si, do, si, la, si. En sondaki si'de staccato var. Si, do, si, la, si. Do'dan si'ye çekme yapabiliriz. Sol, fa, mi. Hareket bu. Şurada bir es var görüyorsunuz. Si, do, si, la, si, es, sol, fa, mi. Si, do, si, la, si, sol, fa, mi. Si'den sonra küçük bir es sayıyorum içimden. İlk başta mi'de vurabilirsiniz. Susturuyoruz. Bunu yapıyoruz. Sonra nakarat. Gibi gibiyim, gibiyim, gibi gibiyim, gibi gibiyim, gibiyim. Gibi gibiyim, gibiyim, gibi gibiyim, gibi gibiyim, gibiyim. Sonra başa dönüyor şarkı. Bu kadar zaten. Çok uzun bir parça değil. Önemli olan melodileri iyi birbirine bağlayabilmek. Çalışılması lazım. Kafanızda oturursa daha rahat gelecektir bir yerden sonra. Çok güzel parça. Duygusu da güzel. Bol şans diliyorum. Kolay gelsin.